halkımızın sağlığı ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim ve sağlık çalışanları için büyük olumsuzluklar içeren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi amacıyla başlattığımız iş bırakma eylemimizin ikinci günü. Dün ülkemizin genelinde ve şehrimizde halkımız da eylemimize güçlü şekilde destek verdi. Çünkü bu kötü sağlık sisteminin iki mağduru var. Sağlık çalışanları ve hastalarımız. Kurdukları paracı, piyasacı sağlık sistemi uğruna bizleri 3-5 dakikada hasta bakmaya zorluyorlar. Hastalarımıza iyi hekimlik yapmamıza izin vermiyorlar. Hastalarımız ise randevu bulamıyor, ilaç bulamıyor, zamanında ve yeter tedavi olamıyorlar. Hastalarımız da bizi karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ancak artık hastalarımız da gerçeği görüyorlar ve aynı tarafta olduğumuzu biliyorlar. Değerli basın emekçileri, değerli Eskişehirliler, biz sağlıkta halkımıza ve sağlık çalışanlarına yaşatılan kötülükleri biliyoruz. Her fırsatta bunları düzeltmek için yetkilileri uyarıyoruz, önerilerde bulunuyoruz. Ancak onların tek derdi hastalarımızın sağlığı, bizlerin de emeği üzerinden para kazanan bir sistemi devam ettirmek. Buna izin vermemiz mümkün değildir. İşte bu nedenle emeğimizden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakıyoruz. Halkımızın yanında olduğunu da biliyoruz. Dün tüm aile sağlığı merkezlerinde hastalarımız bize bunu gösterdiler, bugün de gösteriyorlar. Onlara huzurunuzu teşekkür ediyoruz. Ancak hala hastalarımızın ve sağlık çalışanlarının sorunlarını ısrarla yok sayan, zihniyetlerini devam ettirmekte ısrar edenlerin olduğunu da biliyoruz. İlimizde özel olarak İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'nin tutumunu kınadığımızı açıkça ifade ediyoruz. Şehrimizde hastalarımızın, sağlık çalışanlarının ağır sorunları varken, bunları çözmeye çalışması gerekirken, İl Sağlık Müdürü dünden bu yana tek tek hekimleri arıyor. İş bırakma eylemine katılıp katılmayacağını soruyor ve katılmamasını istiyor. İl Sağlık Müdürü'nün makamının gücünü kullanarak hekimlerde böyle baskı kurmasını reddediyoruz. Meslektaşlarımıza tehdit olarak kabul ediyoruz. Haklı eylemimiz anayasal bir haktır ve bu konuda çalışanın lehine sonuçlanan çok sayıda mahkeme kararı vardır. Aslında hekimleri böyle tek tek arayıp eylemi durdurmaya çalışmasının ardındaki gerçeği İl Sağlık Müdürü'nün kendisi de çok iyi biliyor. Çünkü kurdukları kötü sağlık sisteminde artık sona geldiler. Sistemleri battı ve içinden nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Her gün yama tedbirler, yönetmeliklerle kötü sistemlerini yürütmeye çalışıyorlar. Bunun için de hekimlere, sağlık çalışanlarına mobbing uyguluyorlar. Ama artık bitti. Hekimler, sağlık çalışanları tükendi. Türlü ruhsal ve fiziksel hastalıklarla mücadele ediyorlar. Maalesef intihar ediyorlar. Genç hekimler ise kendine değer verilen ülkelere gidiyorlar. Mızrak artık çuvala sığmıyor. İl Sağlık Müdürü'ne kendisinin de tıp fakültesi mezunu olduğunu ve bizlerin hekim olduğumuzu hatırlatırız. Baskılarınızla buraya kadar getirdiniz. Artık hekimleri, sağlık çalışanlarını baskılarınıza yıldıramayacaksınız. Değerli basın emekçileri, İl Sağlık Müdürü'ne sizlerin aracılığıyla görevlerini hatırlatalım istiyoruz. Hekimler 3-5 dakikada değil, 20 dakikada tıbbi ve insani gereklere iyi hekimliğe uygun olarak hastalarına bakabilmelidir. Bunu sağlayın Sayın İl Sağlık Müdürü. Hekimler, vatandaşlarımız hasta olmasın diye koruyucu hekimlik yapmak istiyor. Buna olanak verin. Şehrimizde birçok aile sağlığı merkezi kamuya ait olmayan, kimi garajdan, kimi eski evlerden bozma binalarda hizmet vermeye çalışıyorlar. Bunu çözün. Aile sağlığı merkezlerinde aile planlaması için gerekli kondom, hap sağlanamıyor. Bunu çözün. En temel aşılarımız zaman zaman bulunamıyor. Tetanoz aşısını sadece gebe ve bebeklere yapabiliyoruz. Yaralananlara aşı yapamıyoruz. Diğer aşılarımız zaten hep sınırlı sayıda. Bunları çözün. Şiddet kurumlarımızda kol geziyor. Şiddeti önleyin. Acil servislerimizin kendileri acillik durumda. Acil servislerimizi hastalarımız ve hekim ve sağlık çalışanları için iyi hizmet verebilecek koşullara getirin. Hastalarımızın çaresizlikle acile başvurmak zorunda kalmalarının önüne geçin. Hastalarımız aylarca randevu bulamıyorlar. Bu sorunu çözün. Tüm hekimler mutsuz, umutsuz. Bunu görün, onlarla konuşun, nedenlerini sorun ve sorunlarını çözün. Bunlar yaşadığımız sorunlardan sadece birkaçı. Siz hekimleri adeta tehdit ederek bu sorunların dile getirilemeyeceğini, üstünün kapatılacağını sanıyorsanız büyük yanılgı içindesiniz. O nokta çoktan geçildi.
Baskılarınızla yıllarca hekimleri, sağlık çalışanları susturmuş olabilirsiniz. Ama artık bitti. Artık her şey görünür noktada, artık hastalarımız da her şeyi görüyorlar ve biliyorlar. Son olarak ellerinizi hekimlerin ve sağlık çalışanların üzerinden çekin. Unutmuş olduğunuzu düşünüyoruz ve bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizler hekimiz. Hatırlatalım size. En az 6 yıl ağır tıp eğitimi görüyoruz. Çok ağır, büyük risklerle bir meslek icra ediyoruz. Hekimlerin eğitimine, emeğine, gücüne önem vermek, saygı duymak ve hürmet göstermek zorundasınız. Bu anayasal bir haktır. Teşekkür ederiz. Peki hocam.